münafık kadına ve münafık erkekleri genellikle İngilizlerin devleti fuhşa teşvik ediyor. Şöyle oluyor, Amerika'daki, İngiltere'deki, Almanya'da ve Arap Yarımadası'nda işte direkt Arapça konuşan ülkelerdeki gazeteler, dergiler, televizyonlar, hepsi değilse de bir kısmı ve bunların bir kısmı yöneticileri şöhret meraklısı olan, şöhret budalası derler ya, şöhrete meraklı gençleri erkekse homoseksüel hale getirip ırzına geçip seni şöhret yapacağız diyorlar. Hakikaten onu yazar çizer pozisyona getiriyorlar. Mesela televizyonda hakikaten sürekli onunla röportaj yapıyorlar, konuşturuyorlar. Efendim, eğer yazarsa ki zaten kendisi yazmıyor, daha önce de anlatmıştım. Tahsih edip düzeltenler oluyor. Onun adına yazı çıkmış gibi görünüyor. Öyle yazılarını çıkartıyor ama onlar onun karşılığında kadın münafıklar kendilerini satıyorlar. Yani şöhret karşılığı kendilerini satıyorlar. Yani cinselliklerini kullanarak bu adamlara yanaşıyorlar. Mesela farz edelim, bir Arap gazetesinin editörü, ona münafık kadınlar fuhuş teklifi yaparak yaklaşıyorlar. Ama bunun karşılığında yazılarını her yerde yayınlatmak istiyor. Şimdi İngiltere'de de mühim bazı gazeteler, dergiler, televizyon kanallarında Orta Doğulu böyle yazar müsveddeleri diyelim. Yazar değil ama yazar müsveddesi, yazar olmak isteyen sahte yazarlar. Ta İngiltere'ye gidip kendini satan kızlar var. Ya yani Türkiye'den bile var. Ta İngiltere'ye gidiyor, kendini satıyor. Yani fuhuş yapıyor adamlarına. Onları ikna ediyor. Sonra da o fuhuş yaptığı adamlar onun yazısını çıkartıyorlar. Kadınlardan. Erkek çocuklarını zaten büyük bir bölümünü homoseksüel hale getiriyorlar. Ve kendi sistemleri içerisine alıyorlar. Kendi yöntemleri için alıyorlar. Bu onların bir stili. Buna karşı gençliği uyarmak lazım. Yani mühim bir stil olarak, çirkin bir stil olarak bunu yapıyorlar. Gene bu kadın veya erkek, mesela erkekse mesela televizyonun sahibi veya yöneticisi kadınsa kadınla ilişkiye giriyor. Onları internetten ispat edeceği şekle getiriyor. İşte kadınla konuşmalar oluyor ya, karşılıklı resim gönderiyorlar birbirlerine falan. Onu muhafaza ediyor. Bir sefer onu kadının kocasına göndermekle tehdit edip kendi yazılarını falan yayınlatıyor. Veyahut kendi neyse istediği onu yapıyor. Veyahut tam tersi oluyor. Kadınsa erkekle aynı şekilde bağlantıya geçip onun müstehcen resimlerini, konuşmalarını alıp onu bir tehdit unsuru kullanıp kendi yazılarını çıkarttırıyor ve çevre edilmesini sağlıyor. Beni mesela şundan tanıştır, bundan tanıştır. Zaten bunların en çok üstüne durdukları şey tanışma. Şundan tanıştır, bundan tanıştır. O klan içerisinde mühim bir yere kendisini getirmesini istiyor. Yani cinsellik karşılığında bunu elde ediyorlar. Yani kadın veya erkeklik, erkekler. Erkekse homoseksüellikle, kadınsa fuhuşla. Yani kendini satarak. Ve geniş bir çevreyle bunları tanıştırıyor onlar ondan sonra. Mesela bütün homoseksüel yazarlarla, çizerlerle, siyasetçilerle hepsiyle o gençleri tanıştırıyorlar. Ama önce homoseksüel olması şart koşuyor. Kızsa fuhuşa sürüklüyorlar. Ondan sonra bütün o çevre dünyadaki mühim olan, yani kilit noktada İngiliz derin devletinin bütün ajanlarına tanıştırıyorlar. Ama önce bir sağlam alıyorlar. Bu da yeni kitapta çıkacak bir konum.